Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerimiz, hepinize selamlar, iyi bayramlar diliyorum herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere yeni aldığımız karavanımızı bahsedeceğiz, karavanımızı anlatacağız. Karavanımızın içini dışını tüm temel ve teknik özelliklerini bu videoda göreceksiniz. Eğer böyle bir karavan almaya niyetiniz varsa veya düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. En azından fikir sahibi olabilmeniz için videonun sonunda bu karavanla alakalı aklınızdaki tüm soru işaretlerine cevap bulabileceksiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Karavanımızın tanıtımına başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden iyi seyirler. Karavanın tanıtımına ilk olarak önlüğünden başlayalım. Karavanımız Er Karavan YK410 modeli sevgili izleyiciler. Manisa Salihli'de üretiliyor. Eğer bu bölgeye yakınsanız fabrikaya gidip karavanı fabrikada yerini inceleyebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Er Karavan'ın İç Anadolu bölge, Karadeniz bölgesi ve İstanbul bölgesi gibi bazı bölgelerde bayilikleri var. Eğer o bayilere, o bölgelere yakınsanız o bayilere gidip karavanı orada da detaylı görebiliyorsunuz. Buradan Fahri Yandık, Fahri abiye selamlarımızı gönderelim, iyi bayramlar dileyelim. Biz bu karavanı onun sayesinde aldık. Karadeniz bölge bayisi kendisi. Instagram hesabından takip ederek onunla iletişime geçebilirsiniz. Karavanı o bölgede görebilirsiniz. Karavanımızın uzunluğu 410, YK410 olarak geçiyor. Şöyle, karavanımızın gövde uzunluğu 410, şase uzunluğu ise 5.20. Bu karavan polyester monobloktan üretiliyor ve firma bu karavana ömür boyu su geçirmeme garantisi veriyor. Yine XPS dediğimiz yalıtım malzemesini kullanıyorlar. Önünde gördüğünüz gibi boydan boya panoramik bir cam tavan var. 2023 modelinde de bu kısım açılabiliyor. Ekstra opsiyonlu bir özellik sanırım bu. Ekstra bir ücrete tabi olduğu için. Bizim baktığımız, ilk beğendiğimiz modelde bu yoktu. Karavanımızı görmeye gittiğimizde bu şekilde yaptıkları için biz de bu şekilde kabul ettik. Bu camı açıp kullanabiliyorsunuz. Önünden başlayacak olursak dedik. Şase firmanın kendi ürettiği şase. Üzerinde Alco marka ya da Knot marka. Kaplini, el freni, pilot tekeri. Şu şekilde 7 pinli sinyalizasyon girişi. Ve şu şekilde de acil fren halatı var. Bunu istiyorsanız Knot marka, istiyorsanız da Alco marka kullanabiliyorsunuz. Önünde tüplük diye tabir edilen saklama alanı mevcut. Biz bunun içine saklama alanımıza tüpümüzü, yine şurada Webasto'nun 2 litrelik dizel deposunu görüyorsunuz. Tüpümüzü, takım aletlerimizi, temizlik malzemelerimizi koyduk. Burası epey bir geniş, epey bir yer alıyor. Altta havalandırma ve menfez delikleri de mevcut. Tek beğenmediğimiz yeri yağmurlu havalarda su alması. Eğer yağmurdan ıslanacak olan eşyalarınız varsa, sudan ıslanacak olan eşyalarınız varsa buraya koymamanız. Burada gördüğünüz gibi karavanımızın yağmurdan, sudan ıslanmayacak olan malzemelerini koyduk. Yine tüplüğümüzü bu şekilde koyduk. Tüp sağ sol oynamasın diye bu şekilde biz format eden bir sabitleme aparatı yaptık ama tabii tüp sabitleyici aparatı koymasaymış daha güzel olurmuş. Buradan firma sahiplerini söyleyelim. En azından buraya böyle tüpünüzü sağ sola devrilmeyecek şekilde bir tüp sabitleme aparatıyla koyup sabitleyebilirsiniz. Evet, karavanın sağ tarafındayız. Hemen en önde şöyle uzunca bir hortumla beraber yaklaşık 2 metre uzunluğuna sahip soğuk dış duşumuz mevcut. Yanında yine kilitli 100 litrelik deposu olan temiz su girişimiz var. Burası yine kilitli bir saklama alanı. Biz içine sandalyemizi koyduk. Burası yağmurda su almıyor. Sağ tarafta yine hidroforumuz var. Dakikada 12,5 litre su pompalayabilen bir sistem. Orada kablo pisliklerimiz vardı. O kablo pisliklerini kablo kanalıyla gizledik. Biraz daha temiz bir görüntü elde ettik. Aynı zamanda eşyalarımızı koyarken hani kablolara zarar vermesin diye kablo kanalıyla gizledik. Yine şu şekilde diğer tarafta da mevcut. Masa gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen koyun sandalyenizi. Masa gibi bardağınızı, çanağınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Camlarımız dışa doğru açılıyor. Her camımızda güneşlik ve sineklik mevcut. Aynı şekilde kapıda da mevcut. Burası mutfak camımız. 2,5 metreye 3 metre uzunluğunda mafsallı kasetli tente tercih ettik biz. Bir de standart normal tenteler var, manuel açılan. Ama bunu tercih etmemizin sebebi hem açılması daha pratik, kullanımı daha pratik, toplaması daha kolay. Bir kişi hemen şuradaki kancasını
demirini geçirip istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ayakları, bu demirleri çıkıyor. Bunu ister uzatabilirsiniz. Yaklaşık 2,5 metreye kadar uzuyor bu. İsterseniz de hiç ellemeden bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Bizim beğendiğimiz, tercih ettiğimiz tente tipi buydu. Bunun beğenmediğimiz bir yönü, ilk alırken karavan şu direkleri bir karış sağ tarafı yapmışlar. Bu sağ tarafta olması hem bu camın açılmasını hem de kapının bu şekilde rahat bir şekilde kapanmasını engelliyordu. Sağ olsun firma yetkilileri, gittik kontrole, hemen bunu bir karış kaydırdılar. Sorunumuzu çözdüler. Yine aynı şekilde Ege'cim bir dakika. Tamam, gel bakalım. Burası yine aynı şekilde basamak. Yani birçok karavanda görüyorsunuzdur, basamak yerine buraya tabura şeklinde bir şey koyup çıkıyorlar. Bu pratik. Yani birçok karavanda olmayan bir sistem. Bunu firma hediye ediyor. Aynı şekilde şu kapıdaki sineklik firmanın hediyesi. Ekstra bir ücrete tabi değil. Yani o standartta da, opsiyonlu olan karavanda da geliyor. Kapının burasını çöp kovası gibi kullanabiliyorsunuz. Küçük eşyalarınızı buraya hemen koyabiliyorsunuz. Yine karavanımızın kapı camında bu şekilde bir gölgeliğimiz var. İki tane askı aparatı koymuşlar kapıya. Şurası ikili bir kilit sistemi. Burası hem şu dili kilitliyorsunuz hem de karavanın kapısını kilitliyorsunuz. Yani burayı kilitleyip kapıyı kapatıp anahtar içeride kalırsa kapının açılma ihtimali yok. Ona dikkat ediniz. Yine şu şekilde kapıyı sabitlemek için şu bir düzenek yapmışlar. Bu da gayet güzel olmuş. Evet, karavanın bu kısmından anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi diğer tarafına geçelim. Biraz da diğer tarafından bahsedelim. Karavanın sol tarafındayız şimdi de. Burası dışarıdan aldığımız enerjiyi içeri aktaran 220 girişimiz. Yine sağ tarafta olduğu gibi sol tarafta da saklama alanımız mevcut. Bizim karavanımızda 2 adet güneş enerji sistemi var. Güneş panelimiz var. Güneş enerjisinden, güneş panellerinden gelen enerjiyi burada kontrol edebileceğimiz MPPT var. 200 amperlik jelekümüz, 2000 wattlık invertörümüz. Yine sol tarafta da modemimiz. Dışarıdan gelen 220'nin sigorta paneli, 12 voltun sigorta paneli ve içerideki 220'yi kontrol edebileceğimiz bir sigorta paneli mevcut. Şurada uzatma kablomuz var. Bu uzatma kablosu dışarıdaki enerjiyi alıp, şebeke enerjisini alıp içeriye aktarmak için kullandığımız ara aparat. Önce karavan, daha sonra da dışarıdaki elektrik enerjisini bağlıyorsunuz. Çünkü her iki ucu da erkek olduğu için önce dışarı bağlayıp buraya bağlarsanız burada elektrik çarpma riski var. O yüzden dikkat ediniz. Önce karavan, daha sonra dışarıya bağlıyorsunuz. Dışa doğru açılır camımız. Buzdolabı havalandırma menfezimiz. İçeride bizim gazla çalışan şofbenimiz var. Şofbenimizin menfezi havalandırması. Yine burası tuvalet banyonun havalandırma camı. Biz burada kaset tipi tuvalet kullandığımız için şu şekilde kasetli bir tuvaletin aparatı. Kullanımı oldukça basit. Taktınız, bu ses geldi, kapatıyorsunuz. Buradaki girişlerin hepsi, depolama alanlarının kapaklarının hepsinde kilit var. Hepsini kilitleyebiliyorsunuz. Normal standart donanımda arka tarafta ranza grubu oluyor. Buralarda da yine şu şekilde küçük camlar oluyordu ama biz arkada oturma grubumuz farklı olduğu için içeriden birazdan göreceksiniz. Buralarda camlar yok. Evet, karavanın bu kısmı böyle. Biraz da arkasından bahsedecek olursak, arkada size çok anlatacak olduğumuz bir şey yok. Biz arkada 2 kişilik oturma grubu istedik. Dışa doğru açılan camımız burada. Yine burası firmanın hediyesi. Bu her pakette var. Çamaşırlık, yeni LED ile çalışan sinyalizasyon takımları mevcut. Karavanın arkasında çok bir şey yok sevgili izleyiciler. İsterseniz karavanın dışıyla alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Yine sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir özelliği varsa yorum kısmına yazıp oradan bize ulaşabilirsiniz. Size elimizden geldiğince kullanımlarımızı, deneyimlerimizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi içini anlatalım biraz. İçinin özelliklerini ve detaylarını bahsedelim. Bu karavanda birçok özellik standart pakette mevcut. Atıyorum işte dışının rengi, iç mobilyasının rengi, iç oturma grubunun dizaynı, bunların hepsi opsiyonel olduğu için ekstra ücrete tabi. Standart donanımında zaten firmanın sitesinde mevcut. Siz ekstra istediğinizde ekstra ödeme yapıyorsunuz. Ekstra ücret oluyor. Mesela biz bundan mover istedik.
Sonra mover'a ihtiyacımızın olmadığını anladık. Çünkü bizim gittiğimiz yerlerde mover'a gerek yok. Çok böyle iniş çıkışa, çok rampalarda çekmeyeceğimiz için. Bir de 750 kilo altı olduğu için ağır değil. İki kişi biz bunu istediğimiz gibi kolaylıkla çekebiliyoruz. İsterseniz ekstra mover da ekletebiliyorsunuz. Karavanın bazı özelliklerinden bahsedeyim. Karavanın tamamı polyester monoblok, su geçirmez dedik. Yine profil örüm var bunda. Karkası profil örüm. XPS yalıtım ve izolasyon malzemesi kullanılıyor. 4 adet denge ayağı var her köşesinde. Şöyle 19 bijon anahtarıyla, bunu zaten size firma veriyor. 19 bijon anahtarıyla siz bunu açıp istediğiniz gibi karavanı dengeleyebiliyorsunuz. Bu biraz zahmetli olabiliyor. Biz onun yerine şu şekilde, yani şarjlı matkapınız varsa bu şekilde hem daha pratik hem de daha hızlı oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. 19 bijon anahtarı. Bunu da biraz daha böyle sabitlemek için kullanabiliyorsunuz. Biz hemen pratik diye şu şekilde bir şarjlı matkap aldık. Bunu kullandık. Evet. Şimdi karavanımızın anlatacak olduğumuz kısımları bu kadar. Dışının tüm temel ve teknik özelliklerinden bahsettik. Merak ettiklerinizi dediğim gibi yorum kısmına yazıp ya da bize ulaşıp sorabilirsiniz. Biz de size elimizden geldiğince doğru bir şekilde cevap vermeye çalışalım. Çünkü karavanda birçok yer eksik. Daha kullanamadık da adam akıllı. Uzun yola çıkamadık. Kullandıkça tüm detaylarını, tüm deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım şimdi karavanın biraz da içine tanıtalım. İçine gezelim. Karavanın en güzel yerindeyiz sevgili dostlar. Neden en güzel yeri? Panoramik cam tanımımız var. Şöyle gökyüzünü izleyebiliyorsunuz. Özellikle gece ve yağmurlu havalarda burada gökyüzünü izlemenin, yağmur sesini dinlemenin keyfini anlatmam yaşanılır. Evet, hemen buradan başlayalım. Dediğim gibi panoramik bir cam tavan mevcut. Hemen arkamda bu cam tavan dışa doğru açılıyor. Daha az önce de dışarıda bahsetmiştim. Bu bazı modellerde açılmıyor. Bizim istediğimiz modelde düz sabit bir cam vardı ama kontrol etmeye gittiğimizde bu şekilde bir model yapmışlar. Yeni bir model, 2023 modellerde bu mevcut. Burayı açıp arka camı da açtığınızda özellikle sıcak ve yazın içeride güzel bir sirkülasyon oluyor, serinlik oluyor. O yüzden ekstra opsiyonlu, ekstra ücrete tabi sanırım ama yine de siz firma sahipleriyle konuşun. Bu şekilde tercih edebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kapatın. Yine burada da sinekliğimiz ve perdelerimiz mevcut. Sağlı ve sollu olmak üzere hem okuma aydınlatma lambalarımız, bunlar 220 ile çalışıyor. 12 voltla bağlı değil. Yine şu tarafımızda priz sistemi var. 2 adet USB girişimiz var. Bu 12 voltla çalışıyor. Karavanın içinde toplam 5 adet 220 prizimiz mevcut. Biz bunların başına akıllı priz sistemi yaptık. Hem daha güvenli hem de bunları internete bağladığınız şekilde uzaktan telefonla da açıp kapatabiliyorsunuz. Biz Ege var diye, çocuk güvenliği olsun diye yaptık. Yine bu kısımda TV girişimiz var. Hemen altında yine 220 girişimiz var. Yine camlarımızın hepsinde güneşlik ve sineklik mevcut. Dediğim gibi şu masa pratikliğini görüyorsunuz. Yani diğer masa olsaydı bu kadar kolay bunu kaldırıp açamayacaktım. Burası arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da bir tabure koyduğunuzda 6 kişi rahatlıkla burada böyle sıkış tepiş olmadan yemek yiyebilir. Masamızdan
Şöyle istediğimiz gibi hareket ettiriyoruz. Biz bunun altına teleskopik ayak yaptırdık. Aynı zamanda burası iki kişilik yatak olabiliyor. Bunun altından bir aparat çıkıyor. Aparatı şuradaki dikmelerin üstüne koyduğunuzda iki yetişkin bir çocuk rahatlıkla uyuyabilir. Aparatın üzerine şu sırt minderlerimizi koyuyoruz. Aşağı yukarı benim boyum 1,78. Yani pay kalacak şekilde biz çok rahat buraya yatabiliyoruz. Ki şurada kiler dolabı olmasına rağmen gene geniş bir size kullanım alanı sunuyor burası. Üstlerde saklama alanlarımız var. Biz bunların içine işte bir kısmına mesela ne koyduk? Buraya kağıt havlu, kağıt mendil, ilaçlarımızı koyduk. Ege'nin ilaçlarını koyduk. Eczane deposu gibi kullanıyoruz aynı zamanda. Temizlik malzememizi kaldırdık. Diğer tarafta da şarj cihazlarımız, elektronik malzemelerimiz, kablolarımız. Yani elimizin altında dursun diye kullanacak olduğumuz eşyaları buraya koyduk. Şimdi hemen masamızı çekelim. Burada Flavel marka 90 litrelik buzdolabı var. Bu standart karavan donanımında geliyor. İçine biz şöyle ufak tefek eşyalarımızı koyduk. Ama tabii bu hareket halinde bunlar devrilir diye bunların yanına bir şeyler koyup devrilmesini önlesin diye eşyalarımızı koyacağız. Yine kapak açılır mı bilmiyorum ama biz yine her ihtimale karşı açılmasın diye şu yanına bu dolaplarda çocuk kilitleri oluyor mesela. Onlardan koyalım istedik. Bazı modellerde dolap altta, üst taraf dolap olarak kullanılıyor. Elbise ya da giysi dolabı olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi dolabın altta olduğunu düşünün. Yani en alttan bir şey almak istediğimde eğilmem gerekecek. O yüzden bizim tercihimiz üstte oldu. Bu en azından fikir sahibi edinebilmeniz için üstte olması daha mantıklı oluyor. Hemen altında yani derinlemesine epey bir eşya alabilecek şekilde ister yatak yorganınızı koyun, isterseniz elbiselerinizi koyun. Mesela şu raf yoktu. Biz ekstra buraya raf yaptırdık. Siz askı aparatı yaptırabilirsiniz. Bir göz daha raf yaptırabilirsiniz. Artık içinde hangi malzeme, hangi eşya kullanacaksınız, kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda dolabın içine şekillendirebiliyorsunuz. Gayet de kullanışlı. Dikkat etmeniz gereken bir husus var. Mesela şu kiler dolabını asıldığınızda şu halıyı toplayıp gelmiyor. Ama bunu aynı şekilde yapmamışlar. Biz ona dikkat ettik. Sonra firma yetkilisine söyledik. Kapağın altından bir santim aşağı yukarı 1,5 santim kestirdiğimizde şu açıldığında halıyı toplamaması için daha kullanışlı oldu. Dolap kısmı bu kadar. İstiyorsanız bir de size mutfak kısmından bahsedelim. Geldik Elif'in en sevdiği yere. Elif'in mutfağına geldik. Mutfak hem küçük hem de kullanışlı. Yani çok böyle hantal değil, çok büyük değil. Her şey elimizin altında ve oldukça da kullanım alanımız geniş. Nasıl geniş? Mesela şöyle kenarında. Egeciğim kafaya dikkat edelim. Hemen şöyle bir doğrama tahtası, ekstra eşyalarınızı koyabilecek olduğunuz küçük bir masa oluyor. İkili camlı ocağımız var burada, gazla çalışan. Yine bu şekilde bir evye var. Bunların masanın rengini, ahşap detaylarını istediğiniz gibi zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. Bu modellerde şöyle musluğumuzun başı oynar. Spiralli bir başlık. Burada tava, tencere böyle büyük eşya yıkarken bu çok kullanışlı oluyor. Dikkat ettiyseniz kimi modellerde katlanır ya da hani şu boyda bir batarya olduğu için çok burası kullanım alanı size daraltıyor. O yüzden tercihiniz bu şekilde olsun. En azından daha pratik sizin için. Yine bu mutfak camımız sağa doğru açılıyor ve mutfak camımızda da sinekliğimiz ve perdemiz mevcut. Şurada fincanlarınızı, tabaklarınızı koyabilecek olduğunuz, baharatlarınızı koyabilecek olduğunuz küçük bir yerimiz var. Üstte yine epey bir eşyanızı alabilecek olduğu büyük bir saklama alanına sahip dolap mevcut. İçeride kullanılan bu kapakların hepsinin şu tutamaçları kilitli, bas, çek kullanılmış. Yani sürüş esnasında açılmaz. Burada az önce de bahsettim. Bazı modellerde bu kiler dolabı yok. Olması gayet kullanışlı. Bir dünya eşyanızı alıyor. Ayrıca şurada size saklama alanı yaratıyor ve kullanım alanı yaratıyor. Biz böyle eşyalarımızı koyduk. Hemen altındaki dolabımız çatal, kaşık, bıçak doldurun doldurabildiğiniz kadar çok geniş bir saklama alanı. Biz koyduk. Altlarını kaydırmaz yaptık. Tabii sürüş halinde buradaki eşyalarımızın akıbeti ne olacak? Çok merak ediyorum. Buraya tavamızı, tenceremizi, çatal, kaşık, bıçak her şeyinizi koyabilirsiniz.
Derinlemesine epey bir eşya alıyor. İki tane rafımız var. En altta ne vardı? Hemen ona bakalım. Yine biz milyoncudan, yani böyle ucuzluk pazarından şu şekilde buraya göre sanki ölçülmüş şunlardan aldık. Hem organizatör hem de böyle eşyaların dağılmasını engelliyor. Yine fazlalık eşyalarımızı buraya koyduk. Şu şekilde burada bir dolabımız daha var. Evinin altı. Buraya da temizlik malzemelerinizi, eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yine şunu da yine milyoncudan aldık. Eşyalarımızın devrilmesini engellemesi için. Arkasına doğru epey bir saklama alanı mevcut. Buraya epey bir eşya koyabilirsiniz. Şunlar çok pratik eşyalar. Karavanda olması gereken eşyalar özellikle mutfak kısmında. İşte havluluk, küçük bir çöp kuvası. Hem bu sizin böyle giriş çıkışınızı engellemiyor. Hem de karavanda gayet kibar duruyor. Şu üstündeki yağdanlık, işte atıyorum şu sıvı sabunlarımız, baharatlıklarımız. Bunların hepsi hareket halindeyken tabii ki burada durmayacak. Biz bunları küçük bir kutu yapıp hareket halindeyken hemen kutunun içine koyalım. Durduğumuzda, konaklama yaptığımızda da yine yerlerine yerleştirmek istiyoruz. Burada da 220 girişimiz ve 2 adet USB girişimiz bulunuyor. Mutfak kısmından anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Tam tepemizde tavan heki var. Bu tavan heki açılıyor. Hem sinekliği mevcut hem de güneşliği mevcut. Yine burada güzel bir şöyle ambiyans aydınlatma üsletimiz mevcut arkadaşlar. Karavanın arka kısmına doğru geldik. Burası iki kişilik oturma grubu. Şimdi burada alternatif olarak size sunulan seçenekler çok. Üstü dolap, altı iki kişilik oturma grubu isteyebilirsiniz. İki kişilik ranza isteyebilirsiniz. Üstü ranza altı oturma grubu olan modeller var. Bu artık tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleniyor. Biz bu şekilde bir sistem istedik. Neden? Şimdi üstü ranza olan modeli de incelediğimizde yaklaşık şu kapı hizasına kadar bir kere ranzanın boyu geliyor. Bir de şu hizadan sanırım başlıyor ranza. Yani şimdi yukarıda yatan birisi için ranza açılabiliyor. Tamam, eyvallah, ama altta oturan için çok basık olacak şu oturma alanımız. Bir. İkincisi, bu cam olmayacak. Yani istiyorsanız cam da oluyor ama burada ranza olduğunu düşünürseniz, iki tane ranza olduğunu düşünürseniz şu karşılarda küçük bir havalandırma cam oluyor. Bu arka cam olmuyor. Bir kere burası karanlık oluyor ve basık oluyor. Üstü ranza altta oturma grubu olsun isterseniz de bana göre burada oturan kişi için üstte bir çok basıklık olacak ya da üstte yatan için çok alt, yani şu mesafede çocuk yapmış olacak. Yine kullanışlı olmayacak. Biz bu şekilde tercih ettik. Burası aynı zamanda yine bir kişilik yatak olabiliyor. Az önce de söyledim. Ön tarafta iki yetişkin bir çocuk yatıp burada bir yetişkin rahatlıkla yattığında bu karavanda dört kişi mutlaka hani çok rahatlıkla kalabilirsiniz. Üstümüz dolap olsun dedik. Bu dolapların içi gayet geniş. İşte elbiselerinizi koyabilirsiniz. 3 tane farklı raf ve göz var. Altında yine aydınlatmamız var. Her iki tarafta da 2 adet USB girişi. Yine 2 adet 220 girişi mevcut. Şu şekilde okuma lambaları var. Bunların hepsi 12 voltla çalışıyor. Burası yine kırmalı masa oluyor. Benim oturduğum yerin altı saklama alanı. Bu saklama alanlarına ister şu minderleri kaldırarak ulaşabilirsiniz. Ya da buraya şu şekilde işte ayakkabınızı, ıvırınızı, zıvırınızı, fazlalık eşyalarınızı koyacağınız şekilde tasarlanmış derin ve geniş büyük bir saklama alanı. Masa kırmalı masa. İster bunu kullanın, isterseniz bunu kaldırın hemen. Arkadaki bizim ortadaki büyük masayı getirin. İster enlemesini, ister diklemesini burada çok rahatlıkla bunu kullanabiliyorsunuz. Burası tek kişilik yatak olabiliyor. Yine oradaki sistem gibi şuranın arkasında bir aparat var. Şuraya koyduğunuzda, sırt minderlerimizi koyduğunuzda burada bir yetişkin rahatlıkla uyuyabilir. Gayet de ferah, geniş. Kapıdan girdiğinizde üstte ranza, altta ranza olmadığı için buraya ferahlık katmış. Yani rahat bir yaşam alanı sunmuş size. O yüzden sizin de tercihiniz böyle olabilir. Dediğim gibi bu karavanda iki çocuk, iki yetişkin, dört kişi çok rahatlıkla kalabilir arkadaşlar. İlla ranza olmasına gerek yok. Üstteki dolaplarımız geniş. Hepsinde yine bas çek tutamaçları var. İstediğiniz kadar eşyalarınızı koyabilirsiniz. Biz buraya elbise dolabı yapmayı düşünüyoruz. Üçümüze ayrı bir dolap olmuş olacak. Arka yine aynı şekilde şöyle aşağıdan yukarıya, güneşlik yukarıdan aşağıya da sineklik olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar dışa açılıyor.
Biz şimdi buraya niye böyle cam istedik? Onu da size söyleyeyim. Bizim gittiğimiz her yer, yani önde manzara olmayacak. Belki arkada manzaramız olacak. İşte Ege orada ya da çocuklar orada uyuduğunda biz burada oturup masamızı kurup arkadaki manzarayı keyifle izleyebileceğiz. O yüzden bu arkada cam olması her zaman bence güzel bir şey. Ben şuraya geri görüş kamerası yaptım. Bu geri görüş kamerası, bunun detayını size daha sonra anlatayım. Hem karavan güvenliği için hem de sürüş esnasındaki yol güvenliği için ihtiyaç olan bir özelliğimizdi. Çok araştırdım. En sonunda fiyat performans ürünü bir ürün aldım. Biraz daha maliyetini kıstım. Gayet de kullanışlı oldu. Evet, şu karşı tarafta da 5 kahvalık bir Webesten marka Webosto'muz mevcut. Şu minderin arkasında şu ahşap yatak olmak için kullanılan ahşap. Webosto'nun yanında yine saklama alanı mevcut. İşte biz buraya fanımızı koyduk, sinekliğimizi koyduk. Şurada kablo pislikleri vardı mesela. Ben onları dün güzel bir şekilde kablo kanalıyla gizledim. Daha kullanışlı oldu. Kablolarımız en azından zarar vermeyecek. Webosto'muzda 2 litrelik mazot deposuyla yaklaşık sürekli kullanıma bir hafta falan gidiyor diyorlar. Henüz test etmedik. Evet, karavanın arkasından da anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu sağ tarafta hemen kapının üst kısmında kontrol panelimiz var. Burası 12 voltla çalışan kontrol paneli. Hemen yan tarafında da 100 litrelik temiz su göstergemiz var. Üst ledler, dış ledimiz, hidroforumuz, USB'lerimiz, işte mutfağın aydınlatması, oturma alanımızın üst aydınlatmaları, ledler. Hepsini buradaki panelden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Bunun hepsi 12 voltta çalışıyor. Buraya yine şöyle bir ufak bir dokunuşla hem süs hem de askılık yapalım dedik. Gayet de şık durdu. Evet, karavanımızın iç kısımlarında anlatabildiğimiz bütün özellikleri anlattık. Sadece tuvalet ve banyo kısmı kaldı. Şimdi bu karavanın standart donanımında tuvaletimizin içinde hermatik şofben var. Daxon marka hermatik şofbenimiz mevcut. Aynı zamanda standart donanım içinde taşınabilir tuvaletimiz mevcut. Yani portatif tuvalet diyorlar ona. Biz portatif tuvalet yerine bu şekilde dıştan kasetli tuvalet tercih ettik. Bu dıştan kasetli tuvalet hem daha kullanışlı hem de temizlenmesi, işte boşaltımı biraz daha zahmetsiz, koku yapmıyor diye bu şekilde tercih ettik. Hemen içine şöyle biraz anlatayım. Bir genişliğini falan bakın. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. İşte tuvaletin banyosu çok dar. İşte banyo, tuvalet kısmı çok dar diye düşünebilirsiniz. Yani şurada duş aldığınızda ya da şu kısımda duş aldığınızda, yani karavanın içinde tuvalette ne kadar vakit geçirebileceksiniz onu artık düşünün. Yani burası ne kadar büyük olursa sizin dışarıdaki kullanım alanınız o zaman küçülecek. O yüzden buranın böyle çok büyük ya da çok kullanışlı olması benim için önemli değil. Şurada ben rahatlıkla duş alabiliyorum. Rahatlıkla tuvalet ihtiyacımı karşılayabiliyorum. O yüzden bu bana yetiyor. Burası gazlı çalışan Daxon marka hermatik şofbenimiz. Şu gideri. Burası hem lavabomuz hem de duş olarak kullanabileceğimiz şekilde tasarlanmış. Buradaki de havalandırma camımız. Yine havalandırma camında dahi şu şekilde güneşlik ve sineklik var. Evet, bu dediğim gibi dıştan kasetli tuvalet. Şurası taharet musluğu olarak kullanılıyor. Şuraya biz küçük bir çöp kovası koyduk. Yine şu lavabonun altına da temizlik malzemenizi koyabilecek olduğunuz şekilde küçük bir göz dolap yapmışlar. Yani biz buranın büyüklüğünden ve kullanışından gayet memnunuz. Sadece depomuzda şu an su olmadığı için bir buranın detaylı temizliğini yapamadık. Onu da depomuzu su doldurduktan sonra buraya kullanırız diye düşünüyorum. Burada aynı yapmışlar. Askapartı yapmışlar. Burada bir tek benim böyle dikkatimi çeken, beğenmediğim bir özellik. Kullanamadığım için tabii bir şey diyemiyorum daha. Duş alırken hani buradaki buraya sıçrayan su nereye gidecek? Mesela şu kapının altına bakın. Yani bu kapının altından acaba
Bu dışa doğru damlar mı damlamaz mı bilmiyorum. Bunu kullandıkça göreceğiz. Damlamasın ya da bu kapıdan dışarı su sızmasın diye şu iç kısma bir ince duş perdesi düşünülebilir. Yani bu karavanı kullananlar, içinde duş alanlar varsa bizimle paylaşabilir. Fikir sahibi olabilmemiz için en azından. Yani buraya ne yapmışlar? Yani siz burayı kullandığınızda su dışarı taşıyor mu, taşmıyor mu, damlıyor mu, damlamıyor mu? Bizimle paylaşırsanız sevinirim. En azından biz de bir fikir edinmiş oluruz. Evet, karavanımızdan anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bundan sonrası artık tamamen bizim kullanım deneyimlerimize, tecrübelerimize dayalı olarak bir anlatım olacak. Her karavan kullandığımızda, bir yolculuk ettiğimizde nelerle karşılaştık? Karavanda hangi ihtiyacımızı giderdik? Ya da karavanımızda hangi yön eksikmiş? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Eğer böyle karavan kullanmak istiyorsanız ya da satın almak istiyorsanız, böyle bir düşünceniz varsa bu video umarım yararlı olmuştur. En azından bir fikir sahibi olabilmeniz için yararlı olmuştur. Biz elimizden geldiğince içini dışını tüm detaylarını sizlere anlattık. Tabii her geçen gün firma kendini yeniliyor. İşte bazı özelliklerini ya da bizim beğenmediğimiz yönlerini söylediğimizde Ar-Ge çalışması yaparak eksiklerini tamamlıyor firma. O yüzden bir şey diyemiyorum ama siz kullanıyorsanız bizim de atladığımız bir yer varsa lütfen bizimle paylaşın. En azından biz de fikir sahibi olalım. Başta da söylemiştim. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi bayramlar diliyorum.